Nurgül'ün Tığı ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size şöyle yine irice pular modeli de olarak düşündüm arkadaşlar sizler için. Bu ikinci pular modeli olarak gösterdiğim modellerde. Evet, şöyle irice, büyük bir iri modellerden hoşlananlar için tülbenti de yapılabilir. Hazır böyle tığ battılı yemelim varken bu tığ battının üzerinde göstermek istedim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ve kirpikli bu şekilde de ara suylarımız var. Evet, fularların ucuna irice böyle sallantılı arkadaşlar. Kalıp gibi de duran bir modelimiz. Modelimiz bu şekilde ve yapacağız. Şimdi arkadaşlar yapım işlemine geçelim. Evet arkadaşlar yeni başlarken de aynı şekilde tığ battıya sık iğne ile girerek sık iğne yaparak başlıyoruz. Üzerine bir tane zincir çekip küçük bir örümcek yapıyoruz. Örümceğimizi bu şekilde yaptık arkadaşlar. Boyutunu iki defa tığımın başına doladım. 3 tığ battı atlıyorum. Sizin tığ battılarınız iri iki 2 atlayabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü tığ battıya 1, 2, 2, 2 olarak şu şekilde bir tane tırabzan yaptım arkadaşlar. 5 tane zincir çekiyorum. Ve tığ battımın içine girip bu şekilde buraya bir yuva yaptım arkadaşlar. Geri kalan tığ battımın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4 ve 5. Altıncıyı da aynı tığ battının içine kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı bir tığ battı atladık. Daha fazla ileriye gitmek istemiyorum. Aynı tığ battının içine bu şekilde sık iğne yaparak altıncı sık iğnemi yaptım yani. Bu şekilde arkadaşlar bir ara veriyoruz. 2 5. daha fazla 3 şunlar arkadaşlar. Gülümün tutturması için araya 3 tane bu şekilde kirpikli trabzanlardan kalıyor. Daha fazla 5 tane yapmak istiyorsanız bu yaptığımız en son sık iğneli trabzandan 7 tane yapmanız gerek arkadaşlar ara suyu olarak. Örnek amaçlı olduğu için 5. Beş, arkadaşlar bu sık iğneli trabzanımızı. Şimdi gülümüzün yeşil kısmını yuvasına yapmaya geçelim. Bir tane sık iğne şöyle yaptığımız ara suyundaki örümceklerden biraz büyük bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Ve buraya 8 tane zincir çekiyorum. 8 tane zincirimi çektim örümceğimin üzerine. Çeviriyorum arkadaşlar. Buraya bu şekilde örümceğimin tepesine kapattım 8 tane zincirimi. 1, 2 ve 3. 3 zincir çekip şu şekilde düz yüzüne döndüm bir defa tığımın başını doluyorum yuvaya girdim bir iki 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 tane trabzanım oldu bir defa doluyorum yuvaya girdim bir iki iki üç dört beş altı ve yedi yedi tane bu şekilde arkadaşlar trabzan yaptık yeşil yuvamızın üzerine. Şimdi arkadaşlar buraya 7 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Yine aynı şekilde 1, 2, 2 olarak aldım. Evet arkadaşlar 7 trabzanı da bu şekilde buraya yapıyorum. 1, 2, 2. 3 seferde aldığım 7 tane trabzanımız olacak. Dört, beş altı Evet arkadaşlar. Şimdi buraya üç tane zincir çekip yedinciyi de yedinci trabzanımda bu üç zincirim olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi şu örümceğimizin büyüklüğünde bir tane daha örümcek yapıyorum buraya. Dibine bir tane zincir çektim. Ve şöyle hafif ipimi uzattım tane örümcek yapıyorum. Aynı büyüklükte. Şöyle özen gösteriyorum. Buradan 5. tığ battığı sayacağım. 3, 4 ve 5. Beş. 5. tığ battığımın içine arkadaşlar şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 takıldığı için yeniden sayıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kapattık örümceğimizin boyutunu ölçerek ne gergin ne fazla dar arkadaşlar geniş ölçüp sayıyoruz tığ battılarımız yine küçük bir tane örümcek yapıp üzerine iki defa doladım İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir iki 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 arkadaşlar bu dibindekini şu şekilde gerdirme olmasın fazla diye hani yakın buraya tutturacağımız için çiçeğimizi 3 değil 2 tane atladım. Öyle daha hoş duruyor aklınızda püf noktası olarak kalsın. Zincirimi çektim arkadaşlar, kapattım buraya ve yine 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. 6.yi de arkadaşlar aynı yuvada kapattım bu şekilde. Yine bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıp bu şekilde 2 defa tığımın başını doladım 1 2 3 tığ battı atlayıp dördüncüye 1 2 2 2 olarak kapattım yine 5 çekiyorum bu şekilde arkadaşlar trabzanıma kapattım 1 2 3 4 ve 5 6. aynı yuvada kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde kepikli trabzanım hazır tekrar bir zincir çekiyorum bu da sonuncu arkadaşlar bir tane daha yapalım zaten bu birincisi çiçeğimiz için sonra bu ara mesafemiz arkadaşlar 3 tane atlayıp dördüncüye giriyorum ister 5 tane ister 7 tane verin 1 2 3 1 2 2 2 şu şekilde arkadaşlar trabzanımı yaptım 5 zincir kapatıyorum bu yaptığım trabzana bir buralara biliyorsunuz kirpik yapacağız arkadaşlar beşer zincirli ara suyularımızı. 5 sık iğnemi çektim aynı tığ battımın içine de kapattım bu şekilde arkadaşlar bir tane de zincirimi çekiyorum ve ipimi kopardım şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz ortadaki yuvamızın içine sık iğne ile girip ipimizi bu şekilde buraya mant ettik. Şimdi 9 tane arkadaşlar zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincirimi çektim. Yandaki şu boş 5 zincirli tomurcuğun için arkadaşlar kapat. Şimdi 1 2 3 zincirimi çektim. Düz yüzüne dönüyorum. Bir defa doladım. Zincirin arasına girip 1 2 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar tepesine 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum buraya. 1 2 Zincirimin arasına girdim. Kapat. 1, 2, 3 zincir bir defa doluyorum. 1, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve buraya 4 tane zincir kapattım. Trabzanımın arasına tomurcuk olarak. Yine oraya iki tane zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve yuvada da üçüncü sık iğne. Bu şekilde iki tane sık iğneli trabzanımızı hazırladık arkadaşlar ve şimdi iki zincir çekiyorum bir defa doluyorum zincirimin arasına girdim bir bir iki iki bir defa doluyorum yuvaya girdim bir iki iki üç dört beş altı yedi ve 8. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 tane trabzan yaptım. Ve yeşil yuvanın içine kapattım. Evet arkadaşlar bir tanesini hazırladık. Yine 9 zincir çekiyorum. 9 zincirimi çekip döndüm. Buradaki ilk trabzanımın tepesini arkadaşlar kapattım bu şekilde. Sık iğne ile buraya tutturdum. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi döndüm. Yine bu sık iğneli trabzanlardan yapacağız arkadaşlar. Bir defa dolayıp 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum buraya bir iki sık iğne üçüncü sık iğnemi de buraya kapattım bir iki üç zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim bir iki iki tekrar dört zincir çekiyorum arkadaşlar buradaki trabzanımın arasına girdim kapattım iki tane sık iğne bir iki ve zincirimin arasına girip kapattım bir İki zincir, bir defa doluyorum. Bir, iki, iki. Yine sekiz tane trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar. Üç sefer dalıyorum, bir defa doluyorum. Bir, iki, iki, üç, dört. Beş, altı, yedi ve sekiz. yeşil yuvaya da sık iğne ile yaptığım bu 8 trabzanı bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi bunlar arkadaşlar şu şekilde 5 tane yapacağız. Aynı bu iki tane olan kirpikli sık iğneli trabzanlarımızdan 5 tane yapacağız. Gerisini ben tamamlayayım. Daha fazla vaktiniz gitmesin. Nasıl olsa aynı işlem arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tanesi oldu. Sonuncuyu da beraber yapıyoruz. Yine 9 zincir. 7 8 9. 9 zincirimi çektim arkadaşlar. Dönüyorum. Burada 8 tane trabzan yapmıştık. İlk tırabzanımızın tepesine bu 9 zincirimi bu şekilde sabitliyorum. 3 zincir çekip düz yüzüne döndüm. Bir defa doluyorum. 1 2 2 şekilde küçük bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çekip trabzanımın arasına kirpik olarak kapattım. 1 ve 2. 3. sık iğne zincirimde. 1 3 zincir. Bir defa doluyorum. 1 2 2. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde kapattım arkadaşlar. trabzanımın arasına bir tane tomurcuk yaptım. 1 2 ve 3. Evet arkadaşlar. Bu şekilde iki tane sık iğneli trabzanlar hazırladım ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. 3 zincirimi çektim. Buradaki trabzanımızın tepesine bu şekilde arkadaşlar kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki yaptığımız yere 8 tane trabzan yuvayı zincirin arasına aynı öbürleri ki gibi arkadaşlar. Sadece bu üç zincirle buraya tutturmuş olduk. 1 2 2 3 seferde yine bir defa doluyorum. 3 seferde zincirimle beraber 4. trabzanım. 5. 6 7 ve 8. Sonuncu trabzanım arkadaşlar. Buradaki yeşil yuvaya da yaptığım bu trabzanları sık iğne ile bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıp yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de şu küçük kirpikleri gösterelim nasıl olduğunu. Şöyle pembenin yanındaki boşluktan bir tanesine gösterelim. Bu 5 zincirli arkadaşlar. Yuvamızın içine girdim sık iğne ile. 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum. Kirpik olarak. Bu birinci kirpi. Aynı 5 zincirli kirpikten 5 tane yapacağız. 5 zincir kapattım bu şekilde. 5 zincir bu üçüncü kirpiğim. 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum bu şekilde 5 zincir kapatıyorum bu şekilde Evet arkadaşlar bir tane de zincir çektim buraya ipimi kopardım 5 tane oldu arkadaşlar ipleri yakayım döneyim Evet arkadaşlar bu şekilde ile bir modelimiz oldu arkadaşlar. Dediğim gibi ister fular kenarlarında kullanın. İsterseniz arkadaşlar yemenilerinizde siz nasıl tercih etmek isterseniz o şekilde. Gördüğünüz gibi kalıp gibi de bir modelimiz oldu arkadaşlar. Bu şekilde. İçi dolgu olduğu için gayet sert duruyor bir modelimiz arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.